Serdar sol kanattan kendini gösterdi. İyi kontrol yapamadı. Kaleye vurdu. Aşırtma bir şut. Green'den dışarıda. Düşünüyorum. Şu anda sahada tanıdığımız 3 kişi var. Faruk abi, İbrahim Arda, Mali abi. Derken Esenler'in bir atağı, top dışarıda. Geçemedi. El beklentisi var İbrahim Arda'nın ama. El yok diyor hakem. Kaleye bir şut. Direğin dibinden dışarıda. Evet, yerin arasında güzel bir top geldi ama düşünceler uyuşmadı. Esenler Hüseyin kalecisine döndü. Ve hakem maçı bitirdi. Marmara Masterlar Ligi'nde Sarıyer Masterlar 2 ve Hüseyin Esenler Master takımı 1 ilk yarının sonucu. Evet, hakemin düdüğüyle ikinci yarıya Sarıyer takımı başladı. 2-1 Sarıyer. Evet, Sarıyer takımı atağa çıkıyor. Derinlemesine bir pas. Güzel, düzgün bir vuruş ve direğin yanından top dışarıda. Yaklaşık 10 maçtır Marmara Masterlar Ligi'ni çekiyoruz. Ve mükemmel bir şut, top direkten döndü. Serdar var ya, ceza sahasının dışından topa çok güzel, düzgün bir vuruş yaptı. Top direkten döndü. Şimdi Esenler Yavuz Selim atağı. Ceza sahasının dışından bir şut daha üstten dışarıda. Evet, az önce bahsettiğim gibi ona yakın maç çektim. Yaklaşık 7-8 haftadır beraberiz. Gerçekten tüm masterliklerindeki futbol kalitesinden çok çok fazla üstünde. Türkiye 1. ligin seviyesinde mücadeleler izliyoruz. Her maç birbirinden çekişmeli. Yani dışarıdan izleyen birisi futbolcuların 40 yaşın üstünde olduğuna inanmaz diye düşünüyorum. Çünkü her futbolcu 80 dakika vurmadan koşuyor. Ve maşallah diyelim, buradan sakatlık geçirmezler inşallah. Şu ana kadar ciddi bir sakatlıkla karşılaşmadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda karşılaşmayız. İbrahim Ardal yerde kaldı. Hakeme baktı. Hakem ona bakmadı. Esenler Yavuz'un atak geliştiriyor. Yerindemesi de çok güzel bir pas. Kalenin sağ tarafında. Kaleci Aykan zıplatacaktı ama olmadı. Sonrasında bu top kalecide kaldı. Hemen başlattı. İbrahim Ardal defansa yardıma geldi. Derinlemesine bir pas ama Serdar Abay ile buluşmadı. Tekrar İbrahim Ardal. Evet, Gülşen Sarıyer atağını izleyeceksiniz. Mükemmel bir çalı. Kaleci karşı karşıya. Derinlemesine vurdu. Kaleci geçmiyor. Takımı tüm hatlarıyla şu anda ileride ceza sahasının içinde. Bir tek oyuncuları var. Orta sahanın ilerisinde olan. Ya Sarıyer takımının orta sahasının yakın bir bölgede. Korner atışı kullanıldı. Direkten dönen bir top. Ceza sahasının dışında bu sefer de defansta karşılıyor. Faul çömesinden gelen bir top. Sarıyer takımı kontratak peşinde. 61 numara Serdar Balek. Serdar Balek topu aldı. Serdar Balek ilerliyor. Serdar Balek atacak arkadaşını aldı. Ters köşeye döndü. Yavuz içeri doğru doldurdu. Çok riskli bir top kaybı. 3'ü atabilir Sarıyer takımı. Kaleye baktı, şutunu çıkarmadı. Mehmet bir pozisyon kaçıyor. Evet, görmek istediğimiz hareket oluruz. Yavuz Selim defansı çok fazla boşta yakalanıyor. Evet, içeri çıkaran bir top.
hep birlikte karar veririz. Sarıyer takımı oyuna başladı. Top Serdar Balep'te. İçeride İbrahim Ardal boş. İbrahim Ardal'a gelen bir top ve sanırım maçta son sözü İbrahim. Mardal söylüyor. Durum 3-1 oldu. Sarıyer Master takımı 3. Esenler Yavuz Selim takımı 1. Yorumaya başladı. 9 numara ile Esenler Yavuz Selim atak tazeleyecek olmadı ama tekrar 9 numara kaptı. 10 numaralı futbolcu kaleye baktı. Kaleye mi vuracak? Uzaklardan bir şut. Kaleci topu dışarı tokatladı. Kornere çıkacak mı? Çıkmadı. Hakem taç atışının tekrarlanmasını istedi ama yanlış atıştan dolayı olmadığı için tekrar Sarıyer takımı kullandı. Evet, Esenler Yavuz Selim atak geliştiriyor. Derinlemesine bir pas. Büyük ihtimalle gol olacak ve gol. Son 2 dakikaya girerken Esenler Yavuz Selim takımı skoru 3-2'ye götürüyor. Sarıyer 3, Esenler Yavuz Selim 2. Çok hızlı şekilde topu aldı. Orta noktaya doğru götürüyor Esenlerli futbolcular. Derinlemesine bir top. Sarıyer takım atağa çıkıyor. 4'e attık da maç bitebilir. 77 numara şu anda ceza sahasının içine girdi. Vurdu ve 4-2 oluyor. Şu top dışarıda ve bu da son atak. Hakem maçı bitiriyor. Sarıyer 4-2'lik skorla galip ayrıldı.